kapağını kaldırdın, iyi oldun Ar. Şu güzel hayatın hızlı geçmişe benzemeye başladı. Çok iyi böyle, çok iyi, aferin, böyle devam et. Bu saatte dükkan mı kapatılır lan? Abi ölümü polislik iş çıkarma abi bize. Ben bulurum sana çiçek. Vallahi bulacağım abi. Bulurum ben sana çiçek abi. Polisle falan uğraş. Lütfen abi. Efendim Fırat. Narin, iyi misin sen? İyiyim. Geldi mi manyak? Geldi, şimdi gitti. Adamları nezaretinde terk etti çünkü. Eyvah. Baban da artık burada olduğumuzu biliyor yani. Yarın hemen İstanbul'a dönüyoruz. Döndüğümde de zaten bu olayı kökünden halledeceğim. Şimdi yanına geliyorum. Tamam. Ben yengeme gidiyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. Ben de alama uğrayacağım. Oradan uğrarım yanına. Hı hı. Tamam. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi akşamlar Narin Hanım. Ne istiyorsun benden? Bir şey yok. Ailenizde olanları duydum da başsağlığı için şey diyeyim dedim. Ben aslında daha erken gelecektik ama çiçekçi kapalıydı. Çiçekçiyi evinden aldırdık, dükkanı açtırdık falan filan. Niye adım adım takip ediliyorum ben? Ha? Niye bu adamın sürekli beni oraya buraya zorla götürüyor? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Fırat Kazan'la korkutmaya mı çalışıyorsun? Fırat Kazan benim neyim? Sevgilim mi? Kocam mı? Neyim benim? Niye korkacakmışım ki? Bana baksana sen. Benim hayatım senin gibi bir zorbayla geçti. Daha bacak kadar çocukken korkmadım kimseden. Senden mi korkacağım ben? Bütün duymak istediğim buydu. Memleket havası yaramış. Kibarlık, hanımefendilik yalan olmuş. Çok seks. En derin taziyelerimle. Ya bu arada Şadiye bacının yerini merak ediyorsan ben biliyorum. İşte abla. Ay, uğramaz oldun, hayırsız kız. Ya son sene işte ne yapayım? Gece gündüz sınava çalışıyorum, az kaldı. Şadiyecik. Ay. Hadi genç kız oldu başımıza ya. Ya sorma, oldu vallahi. Oldu da ilk randevusuna çıkacak. Biz azıcık süslemeye getirdik Şadiye'yi. Sinemaya gidecek de. Ben tanıyor muyum bu çocuğu? Kimmiş? Hı? Hadi geç geç şuraya otur, anlat. Tanıyorsun gerçekten abla. Bizim pastanecinin oğlu Zafer. Ha. Zaten bu Zafer'den başka kimi görüyor ki? Ha, bizim Zafer. Çok kibar, terbiyeli çocuktur o. Bazı hayırsızlara hiç benzemez. Hem okuyor da, aferin kız Şadiye. İjder abla hem okuyor hem çalışıyor. Ay nasıl güzel pastalar yapıyorlar ya, görsen şaşırırsın ha. Allah Allah ya. Bizimki de üniversite okuyor. İşsiz kalacak hali yok ya. Hem para, mal, mülk, gani ne olacak? Babasının işi yeter be. Ucundan azıcık alalım mı? Canlansın saçın biraz, ha? Ya İçler abla, Fırat artık hem öyle Sema ile falan görüşmüyor. Aklımızı Şadiye'ye verelim Narinciğim, tamam mı? Onun geleceği daha parlak görünüyor şu an için. Kızım siz nasıl kurtuldunuz babanın elinden pazar pazar? İçler abla, bak biz sana yardıma diye çıktık. Sakın sen bir şey belli etme, tamam mı? Tamam, tamam.
İyi misin? Nasıl olayım ben hocam? Olan nasıl? İyi değil. Şükür ateşi düştü. Ağzını bir haftadır bıçak açmıyor. Öylece uyuyup duruyor. Doktor bir derdi var. Bunu bir de psikolog görsün dedi. Erdoğan öyle başında taş kesmiş duruyor. Ya konuşursa anlatırsa ne yapacağız? Ne olacaksa olsun Berecan. Oğlum iyileşsinde ne olacaksa olsun be. Bana bak, bu annenden kalma böyle altınlar, paralar vardı, epeyce bir şey vardı. Onlar nerede? Kötüsü gelirse diye söylüyorum gülüm. Yani alırız İbo'ya gideriz. Ne yapalım şimdi? Bu saatten sonra her şey hazırlıklı olmamız lazım ya. Ben nasıl ayırırım Erdoğan'ı oğlanla? Bir gidip görsen aileni oğlanın başında. Ben oğlanın yanına gidiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.